Bilim insanları Güneş'in yok olmaya giden sürecini adım adım anlatırken gezegenimizin enerji kaynağının 5 milyar yıl içinde öleceğini ifade etti. Bilim insanlarına göre, Güneş 5 milyar yıl içinde ölecek. Milyarlarca yıldır yanan bu ısı kaynağı gücünü hidrojenin kaynaşması ve, Güneş'in çekirdeğinin aşağı doğru baskı yapan dış katmanlara karşı, geri itilmesiyle sağlıyor. Çekirdek artık dayanamadığında, bu dış katmanlardan gelen hidrojen taşıyacak ve ısınacak, bunun da bir bedeli olacak. Bu bedele baktığımızda ise, Güneş her zamankinden daha da ısınacak ve aniden soğumaya başlayacak. Mevcut boyutunun 100 katından fazla şişecek ve Merkür, Venüs ve Dünya'yı da içine alacak. Devasa boyutlara ulaşacak olan Güneş, bütün Dünya'nın sonunu getirmiş olacak. Güneş yok olmamak için, bunca zamandır ürettiği helyumdan yardım alacak. Güneş'in normal boyutlara dönmesini sağlayacak helyum, 100 milyon yıl kazandıracak. Güneş artık helyumu eritemediğinde ise, Güneş'in tüm dış katmanlarını dışarıya fırlatmaya başlayacak. Yine de Güneş için ölüm bir son olmayabilir. Güneş'in başına gelecekler arasında ise kütlesinin yaklaşık yarısı taşıyacak olması ve, geri kalanı gezegenimsi bulutsunun tam merkezinde, birbirine çarpacak. Bu, Güneş'in çekirdeğinin Dünya'dan daha büyük olmayan küçük, parlak, ultra yoğun bir kor haline dönüşmesini sağlayacak. Güneş yaşanan bu oluşumlardan sonra, simsiyah bir boşluğa dönüşecek. Sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz çok mutlu olurum. Yeni videolardan haberdar olmak için, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.